Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. İyi hafta sonları diliyoruz. Niko Yeni Bayrak'la birlikte Spor'un 5 gününde yine karşınızdayız. Programımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz. Pazartesi günündeyiz. Formula 1'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk Grand Prix Avustralya'da koşuldu. Bu ilk Grand Prix'nin kazananı ise Sebastian Vettel oldu. Formula 1'de yeni sezonun ilk zaferini Sebastian Vettel elde etti. Avustralya'nın Melbourne şehrinde yer alan Albert Park pistinde gerçekleştirilen yarışa 3. sırada başlayan Ferrari pilotu, yarışı en büyük şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton'ın önünde bitirerek zafere ulaştı. Sebastian Vettel, 58 tur üzerinden koşulan Melbourne Grand Prix'sinde liderliği 1 saat 29 dakika 33 saniyelik derecesiyle elde ederken, ikinci olan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 1 saat 29 dakika 38 saniye, üçüncü sırayı elde eden bir diğer Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ise 1 saat 29 dakika 40 saniye sonunda yarışı tamamladı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve yarışı uzun bir süre boyunca önde götüren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Haas pilotu Romain Grosjean'ı yaptığı kazanın ardından piste giren güvenlik aracı nedeniyle avantajını kaybetti. Bu olayın ardından liderliği ele geçiren Sebastian Vettel, yarış boyunca rakibinin kendisini geçmesine izin vermedi ve böylece kariyerindeki 48. yarışı galip tamamladı. Vettel ayrıca bu yarışı ilk üçte bitirmesiyle kariyerinde 100. kez podyuma çıkmayı başardı ve daha önce 100 barajını aşan Michael Schumacher, Alain Prost ve Lewis Hamilton gibi isimlerin arasına katıldı. Avustralya Grand Prix'sinde 4. sırayı Red Bull Racing pilotu Daniel Ricciardo alırken, 5. McLaren'in tecrübeli pilotu Fernando Alonso'ya, 6. bir başka Red Bull Racing pilotu Max Verstappen'e gitti. Formula 1'de yeni sezonun heyecanı başladı. Yine tartışmalar beraberinde nasıl bir sezon geçireceğiyle ilgili öngörüler beraberinde getirdi tabii. Avustralya Grand Prix'sini kazanan Sebastian Vettel oldu. Çok şaşırtıcı değil tabii bu sonuç. Ya aslında şaşırtıcı. Sıralama turlarında Mercedes'in sezon aslında antrenmanlarda bile çok büyük üstünlüğü göze çarpıyordu. 3 yıldır aslında aynısı aynen oluyor. Öyle. Arada bir de tabii ki diğerleri kazanacak yani. Hatta Ferrari'nin geçen senenin de gerisinde olduğu söyleniyordu. Bu sene tabii ilk yarış geçen sene bildiğin gibi Formula 1 el değiştirdi. Yeni bir grup hakları Bernie Eccleston'dan aldı ve Amerikalılar kendi makyajlarını uygulamaya başladılar. Çok net fark ediliyor. Bu sene büyük radikal bir değişiklik. Bence hatalı bir değişiklik. Logo değişimi ki eski logosuyla çok özdeşleşmiş bir yapısı vardı. Henüz ben alışamadım. Yani kendi içinde fena bir logo olmasa da eski logosu çok güzeldi. Yeni kurallar var yine. Piste müzik çalınma durumları var. Bazı yerlerde spikerler susuyor 2-3 dakika. İşte sıralama turlarında, ısınma turlarında gerilimi arttırıcı müzikler geliyor. Güzel şeyler var. Podyumda yapılıyor bütün röportajlar. Daha böyle izlenebilir tabii. Amerikalılar o konuda çok iyi oldukları için haklarını teslim etmek gerekiyor. Böyle yeniliklerle başladı. Yani Ferrari kazandı Vettel ama Ferrari'nin çok iyi durumda olduğunu gösteren bir şey değil. Artık iyice bir pilot sporu olmaktan çıktı Formula 1. İşte sıralama marka sporu oldu. Aynen öyle. Pit stoplar. Hatta Mercedes'in sporu oldu diyebiliriz. Red Bull da iyi bu sene. Bence Ferrari'den bir adım önde Red Bull'da bu seneki haliyle ilerleyen yarışlarda görme fırsatımız olacak. Hani çok iyi bir takım çalışmasıyla evet Ferrari bu yarışı kazandı ama ilerisi için çok fazla umut verdiğimi tartışılır. Artık yani çok tek düze bir hal aldı. Çok iyi bir takıma sahipseniz, iyi bir pakete sahipseniz genelde sıyrılan siz oluyorsunuz. Burada evet Ferrari iyi bir pit stop stratejisiyle belki bu yarışı kazanmayı başardı ama uzun vadede Mercedes ve Hamilton'ın rahat bir sezon, rahat bir şampiyonluk alacağını söyleyebiliriz. Benim aslında için, bu Formula 1 severler için iyi bir haber değil. Benim artık için aynen öyle. İzleme keyfini çünkü. Çok, pilotları çok artık, pilotların yeteneğini çok göz ardı ediyor. Hı hı. Tamamen araçlara, stratejilere, lastiklere, yakıtlara bağlı bir mekanik bir hal aldı gerçekten iyice. Bakalım nereye kadar gidecek. Yani eğlence bakımından iyi şeyler yapılıyor ama bunu piste yansıtmadığınız yarış bir rekabet kısmı da biraz oluşturmadığınız değişmeli. Sürece de bunların da uzun vadede bir faydası olmayacak diye düşünüyorum. Devam edelim. Sırada basketbol var. Golden State Warriors'a yıldız oyuncusu Stephen Curry'den kötü haber geldi. Curry sakatlanmıştı ve playoff'ta çeyrek final serisini kaçıracağı açıklandı. Golden State Warriors'a yıldız ismi Stephen Curry'den kötü haber geldi. Geçen hafta sonu sol dizinden sakatlanan ve sonrasında sakatlığıyla ilgili kontrolleri yapılan Curry'nin durumunun ciddi olduğu
ve en az 3 hafta boyunca parkelerde yer alamayacağı açıklandı. Oyuncusunun durumu ile ilgili konuşan isim Golden State Warriors koçu Steve Kerr olurken, tecrübeli isim bu süre zarfından önce geri dönmesi imkansız diyerek Curry'nin sakatlığındaki ciddiyeti ortaya koydu. Bu sezon Golden State Warriors adına 51 maça çıkabilen Stephen Curry, 32 dakika ortalamayla parkede kaldığı bu karşılaşmalarda 26.4 sayı, 6.1 asist, 5.1 rebound ve 1.6 top çalma ortalamaları tutturmuştu. Golden State Warriors'da Curry'nin haricinde Omri Caspi, Raymond Green, Kevin Durant ve Klay Thompson'ın da sakatlıkları bulunurken bu isimlerin Nisan ayının başında parkelere geri dönmesi bekleniyor. Curry'den kötü haber geldi Warriors'a. Sence nasıl etkileyecek acaba bu playoff çeyrek final serisini en azından? Yani ilk turdan sonra yetişirse bir sorun teşkil geçen etmeyecek ama. Geçen sene sakat değil miydi? Bir önceki sene miydi o? Kaybettikleri sene yine onu sürekli rahatsız eden bir sakatlığı vardı ki zaten önce Oklahoma karşısında 3-1 geriye düştüler. Oradan çevirmeyi başardılar. Ama tam performansıyla oynayamamıştı ki Curry o sezonu inanılmaz geçirmişti gerçekten. MVP'si olmuştu. Sonra zaten Cleveland'da kaybedilen bir final var. Aynen öyle. Yani 3 sayı rekorlarını her sene geliştiriyordu. 289'dan 400'e taşıdı ki. Galibiyet rekoru kırmıştı Golden State. Tabii 73 galibiyet. Sonunda o sakatlık biraz sıkıntı yarattı. Tabii ya Golden State tarihin gördüğü belki de en büyük basketbol takımı, en iyi basketbol, en doğru güzel basketbol oynayan takımı ama o sistemi, o düğmeye basan, çarkı çeviren oyuncu Curry. Biraz Curry'nin yarattığı tehditler etrafından döndüğü için onun sakatlığı Durant'in, Green'in, Thompson'ın sakatlığından bir parça daha önemli ve onların o ritimlerine sekte vurabilir. Ya Curry'siz de şampiyon olabilirler bu arada. Yani Durant'in geçen sene özellikle final tabii serisinde. Tabii yani bütün playoff'u Curry oynamasa bile Golden State'in büyük var ama yine bu sene Houston biraz daha geçen seneden tehditkar. NBA birinciliğini garantilediler bu arada geçtiğimiz hafta Cuma günü kazandıkları maçın ardından. Playoff'lar boyunca ev sahibi avantajı ellerinde olacak. Golden State sonuçta yenilebilir bir takım olduğunu da gördük. Evet, tabii. Çok iyi bir takım ama Houston'da Chris Paul'un gelişiyle geçen seneki o San Antonio serisinde sergiledikleri biraz çabuk pes etme özelliği bu sene ben olmayacak diye düşünüyorum. Ama umarız ki herkesin sağlıklı olduğu, tam anlamıyla sağlıklı olduğu. Bir yandan Cleveland toparlanma çabasında doğuda. Bir yandan Toronto çok iyi bir sezon geçiriyor. Ama ben Batı finalinin NBA şampiyonunu da çıkaracağını tahmin ediyorum. Curry'nin sakatlığı aslında 2 yıl önce yaşadığından biraz daha ağır ama bunun hızlanma süreci biraz daha hızlı oluyormuş. Steve Kerr'de bizim öncelikle Curry'yi kendisinden korumamız lazım diyordu. Çünkü Curry tam iyileşmeden ilk turda oynayamayacağını açıkladı. Curry de bir gün sonra hayır ben iyileşip döneceğim dedi. Bakalım göreceğiz dedi. Sonra Curry'de bir gün sonra önce ondan korumamız lazım. Kesinlikle oynamayacak dedi. Ufak bir sürtüşme var. Golden State zaten All-Star arasından sonra iyice böyle bir saldılar. Serdiler. Kevin Durant çok gergin. 5. kez bir maç tanıtıldı. 15 teknik faul aldı bu sene ki sakin bildiğimiz bir oyuncu aslında. Öyle görmeye alışık değiliz. Draymond Green hakeza 14 teknik faul aldı bu sene. Draymond Green için biraz çok da böyle sürpriz değil aslında bu teknik onun için değil ama Durant için Durant biraz için sürpriz. Biraz öyle gerçekten. Klay Thompson'ın sakatlıkları böyle bir ritim bulamadılar. Steve Kerr de hep aynı şeyi söylüyor. Yani bu takımı biraz motive etmek playoff'a kadar zor oluyor. Büyük ihtimalle playoff'lar başladığında orada bir iki böyle onları sarsacak tokat yerlerse kendilerine gelecekler. Değişik o tokatı da Houston vurabilir gibime geliyor konferans finalinde. Elemek babında değil ama çekişmeli aldı bir seri yapmak. Ya da maç. En azından bir seri halinde olacak. Geçen sene gibi süpürerek gidemeyecekler. En azından konferans finalinde Houston'ın rekabetçi bir takım olacağını düşünüyorum. Basketbola devam edelim. Bir tarafta da Final Four heyecanı yaşanıyor. Tabii bu sporu izleyicileri biliyordur muhtemelen. NCAA'de Final Four takımları belli oldu. Amerikan Kolej Basketbol Ligi NCAA'de Final Four'a kalan takımlar belli oldu. TV bu spor ekranlarından yayınlanan ve normal sezonu tamamlanan ligde 68 takımın katılımıyla Mart ayında başlayan ve Mart çılgınlığı olarak bilinen turnuvada sona erdi. Final Four'a yükselen ilk takım Loyola Chicago Ramblers olurken sırasıyla Michigan Wolverines, Villanova Wildcats ve Kansas Jayhawks onları takip etti. Final Four'da yarı final maçları Türkiye'ye göre 1 Nisan pazar sabahı oynanacakken önce 1.09'da Michigan Wolverines ile Loyola Chicago Ramblers ardından da 3.49'da Kansas Jayhawks ile Villanova Wildcats karşı karşıya gelecek. Bu takımların maçlarında galip gelen iki ekip 3 Nisan Salı sabahı 4.20'de kozlarını paylaşacak. Final Four'daki tüm maçlar Texas eyaletinin San Antonio şehrinde oynanacak.
Final Four heyecanı basketbolda çeşitli turnuvalarda yaklaşıyor. Bir tanesi geldi NCAA'de. TV Spor şu izleyicileriyle bu ekranlarda buluşacak mücadeleler. Nasıl bir Final Four bekliyor bizi? Valla San Antonio'nun ünlü Alamo Dome salonunda oynanacak zaten. Oldukça ateşli olacağını garantisini verebiliriz. Gerçekten tüm sporlar içinde en çılgın taraftar topluluklarına ev sahipliği yapan organizasyon. Çünkü öğrenciler kendi okullarını desteklemek için orada oluyorlar. Ve son maçlar bile acayip tamamen full tabii, salonlarda oynandı yani. Maçları bile çok keyifliydi. Kesinlikle öyle. Çok güzel görüntüler çıkıyor. İnanılmaz. Amerika'da o NBA tribünlerini pek görmüyoruz öyle şeyleri. Eğer ama bu tam kolej çok önemli bir maçta ya. İşte patron tişört gibi dağıtmıyorsa bir şey de göremiyoruz. Ama burada tam tersi. Tabii biraz daha amatör bir ruh sonuçta. Amatör kabul ediyor NCAA oyuncuları. Loyola Chicago tabii burada dikkat çekiyor. Buranın en büyük sürprizi 60'lı yıllarda bir kere daha Final Four'a kalmışlar. 39 yıl sonra tekrar buradalar ve o zaman da şampiyon olmuşlar. Tabii bu sefer tarihte şansları çok az. Acaba? Villanova ortalama 20 sayıyla maçlarını kazanarak buraya geldi ve buranın da en büyük favorisi olarak göze çarpıyor. 4 takımdan 3'ü hangisi kazanırsa şaşırmayız ama Loyola Chicago kazanırsa gerçekten bazen görüyoruz böyle hikayeleri. İnanılmaz bir hikaye olacak ki burada olmaları da inanılmaz hikayelerden biri. Katıldıkları bundan önceki bütün eşleşmelerde favori takım kendileri değildi. Yani yabancının underdog dedikleri başaltı takımlardı. Kazanmalarını sürpriz olacağı takımdı. Buna rağmen tüm eşleşmelerden kendilerinden üst sıralardaki takımlardan galip çıktılar. Arka arkaya 4 maç kazandılar ve inanılmaz bir şey başardılar. Tabi Amerikalıların bu organizasyonları takvime dağıtma işi de burada ustalığını gösteriyor. İşte Şubat'ta, Ocak sonu Şubat'ta Super Bowl oldu. Şimdi Mart'ta NCAA playofflar ve son 64 çılgınlığı yaşanıyor. Bu bitecek. Sonra NBA playoffları başlayacak. Başlıyor. O bitiyor. Women NBA, Stanley Cup. Ya böyle inanılmaz bir düzende hiç ilerliyor hepsi. Hiç bitmeyen bir spor şöleni var aslında. Aynen, hiçbiri birbiriyle çakışmıyor. Hatta işte NCAA olduğunda maçlar ya da Super Bowl olduğunda maçlar erken bitiyor NBA'de. Saatlerine bile dikkat ediyorlar. Bizde de FIBA ile Euroleague birbirine giriyor. O Euroleague yıllarca Şampiyonlar Ligi çeyrek final yarı finalin önüne bütün en önemli top 8 eşleşmelerini koydu. Biraz daha akıllanmış gibi gözüküyorlar ama neyse onları eleştirmekle bitiremeyiz. Ama çok heyecanlı bir hafta sonu olacağı kesin. NCAA Final Four'unda da gerçekten. Peki Salı gününe geçmeden önce kısa bir futbol yorumu da yapalım, dedikodusu da yapalım. Sahip olduğu oyuncularla adından oldukça söz ettiren menajer Mine Raiola, Pep Guardiola hakkında açıklamalarda bulunmuş. Hep birlikte izleyelim. Paul Pogba, Marco Verratti, Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli ve Henrik Mkhitaryan gibi yıldız futbolcuların menajerliğini yapan Mino Raiola, futbol dünyasını sarsacak açıklamalarda bulundu. Hollanda'nın futbol dergilerinden Quote'a konuşan Raiola, hali hazırda Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola için harika bir teknik direktör ama insani açıdan sıfır cümlesini kullandı. Katalan teknik adamın özellikle Barcelona kariyerinde Zlatan İbrahimovic'e çok çektirdiğinin altını çizen Raiola, o dönemde eğer bir sıkıntımız varsa onunla konuşmamızı istiyordu. Ancak birden Zlatan'ı oynatmayı kesti ve onu reddetti. Ona selam bile vermiyordu şeklinde konuştu. Pep Guardiola'yı rahip olarak tanımlayan Raiola, onun olayı çok basit. Yaptığımı yap, yapmadığımı yapma. Guardiola benim için korkak bir köpekten farksız. Aynı şeyleri Maxwell üzerinde de uyguladı ki Maxwell tanıdığım en harika insanlardan biridir. Londra'daki Şampiyonlar Ligi finalinde onu takımdan kesip, kanseri yeni yenen Eric Abidal'i sahaya sürmüştü cümlelerini kullandım. 31 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de bir maçı eksik şekilde 81 puan toplayan ve 16 puan farkla zirvede bulunan Manchester City, sıradaki 3 maçını da kazanması durumunda rakiplerinin aldığı skorlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Değişik bir futbol karakteri gerçekten Mino Raiola. En az oyuncuları kadar da ünlü yani. Mesnetsiz iddialar yani. İbrahimovic dışında da ben kimseden Guardiola hakkında bu denli eleştiriler ifadeler. Evet, çok talepkar bir teknik adam. Evet, onun istediği gibi oynamak İyi büyük bir fedakarlık yani gerektiriyor ama arada fark olmalı herhalde Raiola arasında değil mi? Yani sen Barcelona'daki ortamı biliyorsun. Neyle karşılaşacağını biliyorsun. Evet, kitabında şimdi biz Raiola tarafından dinliyoruz. Guardiola'nın bunlara hiçbir zaman çok açık bir şekilde cevap verdiğini görmedik. Ya bu arada Cenk'in Guardiola ile ilgili bir yorumu vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın ama neydi? Yani o kadar çalışkan ki biz
komşuyuz ama hiç görmüyorum. Guardiola ile hiç karşılaşmıyorum. Sabah erken saatte çıkıyor. Gece o kadar geç geliyor ki hiç görmüyorum onu tabii dedi. Tamamıyla nasıl yani daha fazla bu oynatı futbolun üstüne nasıl koyabileceğini düşünen kafayı biraz bununla kırmış birisi. Gerçekten modern dönemin futbol ansiklopedisi yazılırsa herhalde önemli bir kısmı Guardiola'ya ayrılacak gibi. Raiola da yani konuşmuş yani. İşte haberde vardı gündemi sarsacak açıklama. Şimdi bir sezon bitiyor ya. Pek bir şey sarsıldığını düşünmüyorum açıkçası. Guardiola Premier Lig'e de adını öğretti bu sene. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde nefis bir eşleşmenin taraflarından biri. O da 6 kere kaybettiği Klopp'u yenmenin hesaplarını yapıyordur. Bunlarla pek vakit kaybettiğini düşünmüyorum açıkçası. O karşılaşma TV Spor ekranlarında olacak. Evet. Biz de ekip olarak orada olacağız. Yine haftaya cumartesi röportajlar alacak mıyız? Evet, röportajlar inşallah. Yine programlarla yine bu ekranlarda olacağız. Pazartesi günü noktalayalım, hızlanalım. Salı günündeyiz. Dünya Kupası'nın favorisi iki takım desek yeri var. İspanya ile Arjantin milli maç arasında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ancak beklenmedik bir sonuç vardı. İspanya bu karşılaşmayı tam 6-1 ile kazandı. Burası Atletico Madrid'in yeni evi Wanda Metropolitano. İki dünya devi İspanya ve Arjantin hazırlık maçında karşı karşıya geliyorlar. Giovanni Lo Celso. Mascherano baskıyı pas yaparak kırmak istedi. Arjantin bunu da başardı. Şimdi Tagliafico dokundu. Maximiliano Meza baktı içeriye. Meza ortayı yaptı. Higuain! Mutlak gol kaçtı Gonzalo Higuain. Dani Carvajal. Andres Iniesta. Iniesta. Pası verdi Iniesta, Dani Carvajal. İçeriye doğru çevirdi Carvajal. Iniesta baskı sonuç verdi Asensio. Asensio bıraktı. Costa karşı karşıya topu alardı gol. Diego Costa. Golü attı, sakatlandı Diego Costa. İspanya 1-0 önde. Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'li Costa golü atıyor, İspanya'yı öne geçiriyor ama şu anda gol sevincini yaşayamıyor sakatlığı nedeniyle. Hem Romero hem Costa yerde kaldılar. Arjantin'den top kaybı geldi yine. Şimdi pas Asensio'ya bir kez daha yerden çevirdi bu kez. Isco! Fark ikiye çıkıyor bu kez Isco sahnede. Servisler Marco Asensio'dan. Bu kez Isco, durum 2-0 oldu. Kaybettiği top pahalıya mal oluyor Arjantin adına. Ever Banega yaptı ortayı, Banega kafa vuruşu ve gol! Otamendi! Nicolas Otamendi! Arjantin farkı 1'e indirdi. Manchester City ileriye çıktı, golü attı Nicolas Otamendi. Andres Iniesta. Iniesta derin gönderdi Iniesta. Şimdi kontrol Iago Aspas karşı karşıya. Aspas geçti Caballero'yu. Iago Aspas atak devam edecek. Yerden bıraktı. Gol pozisyonu Isco. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golü Isco. Iago Aspas savunma arkasında çok iyi sarktı. Atak devamında Isco. Wanda Metropolitano tekrar ayakta. Lucas Piglia topu kaybetti Thiago'ya. Thiago Alcantara yerden oynadı. Şimdi Isco savunma arkasında. Isco açı daraldı. Baktı arkadaşlarına Isco. Ceza alanına girdi. Isco yerden bıraktı. Iago Aspas sekti top. Thiago! Thiago Alcantara bu kez. İspanya farka gidiyor. 4-1 oldu. Gol bir kez Thiago'dan. 55. dakika. İspanya gol olup yanmaya başladı Arjantin kalesine. Savunma arkasında Iago Aspas ve gol. 5 oldu. Aspas da gol partisine katılıyor. Gonzalo Higuain ekranlara gelirken Iago Aspas fileleri buldu. 5-1. 74'te 5 oldu. Bir top kaybı. Yine Aspas. Aldı topu Aspas. Kaleyi gördü. Iago Aspas pas verdi. Isco. Hat-trick şansı. Isco! Hat-trick geldi. 6 oldu Isco. İspanya dağıttı Arjantin'i. Hazırlık maçında Arjantin neye uğradığını şaşırdı. Wanda Metropolitano'da daha dakika 75.
Taylor uzatmadan bitiriyor. Tatsızlık çıkmasın diye maçı. İspanya Arjantin'i, yıldızlarından yoksun Arjantin'i 6-1 mağlup ediyor Madrid'de. Ben bu karşılaşma sırasında bültendeydim. Bir yanda da işte karşılaşmayı açmışlardı bana bülteni sunarken. Ben her döndüğümde bir gol oluyordu. Ben de pozisyon tekrar sanıyordum. Halbuki onlar gol olmuş arka yani. Arka arkaya bir yere. Gerçekten. Son 10 dakikada 3 gol falan yedi şey aynen. Arjantin. Ben 4-1'de kapattım. Uyandığında 6-1'di değil mi? Müjdat güzel özetlemiş. Hakem 90'da tam bitirdi tatsızlık çıkmasın diye. Tabii artık Dünya Kupası'na 70 gün kadar bir vaktimiz kaldı. Bunlar da son ciddi hazırlıklar. Şimdi takımlar tekrar yoğun bir lig, Avrupa temposu, her şeyin belli olacağı bir kritik haftalarda kafalarının berrak olduğu son dönemlerdi. Ve Arjantin, evet Messi'siz de önemli eksikleri vardı ama... Tamam, ne kadar eksik olursan o. Çok iyi bir sinyal vermedi. Messi de zaten dayanamayıp yanılmıyorsam 4-1'de daha fazla izlemek istemiyorum deyip terk etmiş. Maçı görüntüleri vardı, terk etti daha doğrusu. Tabii Arjantin biraz hafta içi sürekli bir kadro polemiği yaşandı. Icardi ve Dybala'nın olmaması sorgulandı. Sampaoli'de sonunda o ikisi benim sistemime uygun değil. O yüzden büyük ihtimalle olmayacaklar dendi. Yani Icardi evet çok gol atıyor ama biraz sistem eski tip bir forvet. Evet. Sadece gol atıyor. Arkasındaki orta saha oyuncuların işini çok kolaylaştıran. Peki Dybala? Dybala da işte Messi kendi açıkladı. Benimle aynı pozisyonda oynuyor. Aynı anda oynamak zorunda kaldığımız onu biraz daha sola atmak durumunda kalıyoruz ve bu sefer onun performansı düşüyor. Yani Messi'nin biraz Higuain ve Agüero'nun iyi performansı için duacı olması, kendisinde bu sene ne yapıyorsa aynısını yapması lazım. Tabii bir maçla yargılar veren de çok gördüm. İspanya biraz, Almanya, Fransa, Brezilya ilk favoriler olarak akla gelirken Messi ile Arjantin, İspanya biraz göz ardı ediliyordu ama Lepetugui çok iyi iş yapıyor. Ama biraz kadrosundan da ötürü olabilir yani. Artık biraz yaşlandı ya kadrosu. Yaşlandı. Bu maça baktığında en iyi oyuncu kimdi? Bence Iniesta. Iniesta zaten. Yani. Ya böyle oynayan bir İnanılmaz. Iniesta Dünya Kupası'nda %100'üyle oynarsa İspanya'ya en büyük favorisi yapar Dünya Kupası'nın. Yani Messi'nin Arjantin için öneminden biraz bile önemli bile olabilir. Olabilir. Isco Real Madrid'de Zidane'la ilk 11 sıkıntıları yaşıyor ama nasıl bir potansiyel olduğunu gördük ki onun hakkında Barcelona dedikoduları duyuluyor. Ya yani Real Madrid böyle bir şey yaparsa bu tarihi yani bir Pirlo'nun, hata olabilir mi? Pirlo'nun Juventus'a geçişi gibi tarihi hatalardan biri olabilir. Büyük bir potansiyel olduğunu, nasıl bir oyuncu olduğunu özellikle milli takımda gösteriyor. Costa oldukça formda. Alcantara inanılmaz oynuyor. O yine Guardiola'nın dönüştürdüğü oyunculardan biriydi. Şu haliyle İspanya Iniesta %100'ünde olursa bence Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olacak. O yüzden de o açıdan bir dosta güven düşmana korku saldıkları bir maç oldu. Arjantin için de bu kadar hani asıp kesmeye, bu takımdan bir şey olmaz demeye yorumlarına da pek gerek yok. Bazen böyle günler yaşanabiliyor. Aynı akşam Brezilya-Almanya maçı da vardı. Evet, 7-1 Dünya Kupası yarı finalinde böyle bir skandal yaşandı. 7-1. Yani o yüzden çok fazla çıkarımlar yapamayız ama İspanya'nın en azından favorileri yazarken benim de adımı oraya iliştirmeyi unutmayın. Hatta en tepeye koymayı unutmayın diye bize hatırlattığı bir akşam oldu. Onlar da Iniesta'nın sağlam bir iki ay geçirip formda bir Dünya Kupası'na gelmesini bekleyecekler. Gerçekten onların biraz kaderini çizecek merkez oyuncu gibi duruyor. Heyecanlanıyorum Dünya Kupası dedikçe. Neyse, sık sık konuşacağız. Günde 4 maç olacak yanılmıyorsam. Böyle gene metrobüs gibi arka arkaya gelecek sık maçlar. Sık sık konuşacağız. Evet. Peki o zaman artık salı gününü de noktalayalım. Çarşamba gününe geçelim. Bu sezon attığı gollerle performansından en çok söz ettiren isim herhalde şüphesiz Muhammed Salah'tır. Gerçekten Liverpool'da gösterdiği performansla yani sadece İngiltere'de Premier Lig'de değil tüm Avrupa'da en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Onun gollerini anlatan çocuklara karşı yaptığı çok keyifli bir sürpriz var. Onu getirelim ekrana, sonrasında konuşacağız. Salah lurking, trying to take the ball. Salah with the he could finish the game here. Oh my goodness! Yay! Oh my goodness! Hello.
I got a fright when he came out. I don't think anyone's going to stop him now. And a lovely finish from Lewandowski. Hello. Hello. You like my beer, huh? But he needs help. Mane and Firmino running up. The defender's trying to catch him. Salah! 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 Hello. Are you real? Yes. Yes. He's going all the way. So what's he gonna do? He's got all shits behind him. Sadio Mane, he's not gonna run. He's going all the way. He's going all the way. He's gonna score. What a goal! What a goal! Yeah! Oh my God! Yeah. Oh. What a goal from Mohamed Salah that was. That was absolutely amazing. Absolutely amazing goal. I wouldn't guess. How good is that? Amazing. Yeah, good surprise. Yeah. He's awesome. Oh my God, I just met Alan Salah. I was like, is he real? Ya bu videoyu program aldığın için bir kere daha teşekkür ederim Niko. Bunu Avrupa Futbol ekranında gördüğümde bunu Spor 5 günde mutlaka konuşmalıyız diye düşünmüştüm. Bence geçen haftanın en eğlenceli görüntüleri gerçekten. Hele sonuncu o iki çocuk şahaneler ya. Muhammed Salah'ın faaliyetleri devam ediyor Liverpool'da. Çocuklar için tabii unutulmaz bir an. Muhammed Salah belki bir hafta sonra böyle bir çekim olduğunu unutacak ama bu çocukların asla hayatları boyunca unutmayacakları anlar. Çok bir tanesi de maç anlatmayı bırakmıyor. Evet, kesinlikle bırakmadı. Geleceğin yani, Erkut inanmış. Öztürk'ü. Erkut'un küçüklüğü değil mi? Aynen öyle. Tepkiler çok güzel. Şaşkınlık. Bir an inanamıyorlar tabii. Yani Salah... Ama düşünsene yani bu kadar hayran olduğun futbolcu bir anda az bile çıksa... ağlamalarını falan aynen, bekliyordum. Ben de öyle yani. Bu böyle şeyde hep benim aklıma Falcao'nun 2014 Dünya Kupası öncesi ciddi bir sakatlık geçirip oynayamamıştı hatırlarsan. Ve o oynayamayacağı için üzülen bir çocukla bir araya getiriyorlardı Falcao'yu. İkisi de hüngür hüngür ağlıyordu gerçekten. Çok üzücü görüntülerdi. Böyle görüntüler çok var tabii. Çocukların kahramanları tabii nihayetinde bunlar. Bu ve işleri çok şahane. İyi yapıyor. Yani İngiliz kulüplerinin tamamı gerçekten çok iyi yapıyor. Arsenal'in de böyle çalışmaları var. City'nin var. De var ama bu gerçekten tam şu an Salah alev alev yanarken ayrı bir anlamlı olmuş tabii Salah için işler yolunda. Bu hafta içi biraz Monchi açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Biz evet. 40 milyon euroya sattık. Ama bir sorun neden? Ha yani ama o zaman ben hatırlıyorum ya. Çoğunluk özellikle... Bu ikisi şahane ya. Evet şu sarıdan falan nefis. Çoğunluk o transfer sürecini hatırlıyoruz. Çok değil 3-4 ay önce, 6-7 ay önce oldu ve önceki Chelsea deneyiminden dolayı Salah'a şüpheyle yaklaşanlar, 40 milyon pound'un da çok olduğunu düşünenler vardı. Neymar transferinden hemen önceydi. Bir de bunu da böyle altını çizmek lazım. Yani evet Salah herkesi şaşırtan inanılmaz bir performans sergiledi ama Roma onu ucuza bıraktı gibi bir durum. Bence söz konusu değil. Değil. Biraz Roma'nın şanssızlığı Liverpool'un ve şansı Salah'ın oldu. Ve Salah'ın da yani saçma sapan bir sezon geçiriyor oluşu yani. Yani umuyoruz ki tek sezonluk bir değildir. Harika İnşallah. Sezon değildir bu. Ben öyle olacağını pek zannetmiyorum bir sakatlık olmadığı müddetçe. O zaman artık yavaş yavaş Perşembe gününe geçelim. Yunanistan'da liglerin askıya alınmasıyla sonuçlanan olaylı AEK-PAOK karşılaşmasında PAOK Başkanı Savidis karşılaşma sırasında hakeme sinirlenmiş ve belinde silahla sahaya inmişti. Savidis'e 3 yıl men cezası geldi. Yunanistan Futbol Federasyonu'nda disiplin komitesi ligin askıya alınmasına sebep olan olaylı PAOK-AEK maçının faturasını çıkardı. Berabere giden maçın son anlarda duraklayıp tatil olmasından sonra bir karara varan disiplin komitesi maçı AEK'in 3-0 hükmen kazandığını söylerken aynı zamanda PAOK'un toplamda 2 puanının da silindiğini açıkladı. Komite karşılaşmanın sonlarında hatalı hakem kararı yüzünden sinirlenen ve sahaya belinde silahla inen PAOK sahibi ve başkanı Ivan Savidis ise 3 yıl futboldan men ve 100 bin euro para cezası verdi. Siyah beyazlı kulübün olaylı maç sebebiyle aldığı cezalar bununla da sınırlı değil. Bu maçta hükmen yenik sayılan ve toplamda ekstra 2 puanı da silindiği için bir anda lider AEK'ten 5 puan geriye düşen PAOK. Gelecek sezona da eksi 2 puanla başlayacak. Bunun yanı sıra kulübün sportif direktörüne 90 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin euro para cezası verilirken
Kulüp olarak 63 bin euro ceza kesilen PAOK'sa sıradaki 3 iç saha maçını seyircisiz oynayacak. Verilen bu kararların ardından Yunanistan Süper Ligi'nde puan tablosu yeniden şekillendi. Bitime 5 hafta kalan ligde lider AEK 57, ikinci sıradaki Olympiakos 52. Aldığı cezalarla 3. sıraya gerileyen PAOK 50 ve 4. Atromitos ise 49 puanda bulunuyor. Yani herhangi bir spor olayında ne kadar kontrolünüzü kaybederseniz kaybettiğiniz, zaten stada bir kere belinizde silahla niye gidersiniz? Yani zaten bir de onunla en başta orada olmaması lazım. Yani bir de onunla sahaya inmek nedir artık? Yani bu kadar da şampiyonlar çıkmamalı. Gidiyor, puanlar silindi. Yani Olympiakos'un 9 yılında yanılmıyorsam. Burada 3 yıl falan çok az bence. Bence de ya. Bence artık ömür boyu ben ya. Futbolda hiç görmememiz aynen gerekiyor öyle. Yani. Bence PAOK'a verilen cezalar da fazla yeterli. İnsaflı gibi. Evet, ya ben burada böyle ne zaman Türkiye'de futbol ortamı karışsa Yunanistan'a kafayı çeviriyorum. Ama onlar Yunanistan'da her zaman her sezon çıtayı bir üste koymayı başarıyorlar her sezon gerçekten. Ben liglerin askıya alındığını hatırlıyorum. Evet. Ya hakeme saldırıyorlar. Evini bombaladılar bir kere. Aynen öyle, bu çok kritik bir maç zaten. Şampiyonu belirleyecek maç. Çok kritik bir goldü. Ve belki de şampiyonluğu bu şekilde PAOK'un elinden uçmuş oldu ki Olympiakos'un 9 yıllık bir orada hakimiyeti var. Bu sene o zaten kırılmaya çok yakın. Ama böyle olaylar oldu. Yani bunun bir aşama sonrası çekip birini vurması o silahla yani. Tabii, hani vurması yani da artık belinden çekip birini tehdit etmesi, korkutması bile yeter. Spor ya. O salonda, yani. O sahada zaten o silahlı olmaması gerekirken oraya inip orayı böyle bir de belinde gösterip hani saklama gibi bir gayesi değil, de yok. Değil, onun için yani iniyor gibi hangi yani. Çağda yaşıyoruz? Bir sahada 20-25 kamera var. Yani neyden neyi saklıyorsun? Ama onda pek öyle bir kaygısı yoktu. Hazır tipe de bakınca böyle beklemiyorsun beyaz sakallı tonton bir amca gibi ama hiç öyle aldanmamak lazım. Hiç kabul edilebilecek bir şey değil bence bu ya. Bence artık. Biraz yine de ucuz atlatılmış gibi. Bence epey bir puanı silip yani düşürmeye kadar gidecek cezalar olabilirdi. Olan PAOK'un şampiyonluk şansları ne oldu? Yaklaşmışlardı. Tüm karakterler bence yani vermeye. Din, dil, ırk ayrımı olmaksızın tabii sporun canım. İçinde olmaması gerekiyor. Sonuçta bir eğlence, bu her şeyi bir kenara bırakırsak bu kadar olsun. Hayat meyat meselesi haline gelmemesi gerekiyor. Neyse ki çok daha facia şeylerle sonuçlanabilirdi. Öyle olmadığı için şükredelim en azından. Peki biraz daha keyifli bir konuyla devam edelim o zaman programımıza. Ronaldinho'nun açıklamalarıyla devam edeceğiz. Efsane isimlerdendi Ronaldinho futbolculuk döneminde ve Manchester United'la imza aşamasına gelmeye çok yaklaştığını itiraf etti. Bakalım bu itirafın detayları nelermiş? Ronaldinho'dan futbol severleri şaşırtacak bir Manchester United itirafı geldi. Önde gelen futbol dergilerinden 442'ya röportaj veren efsane futbolcu, 2003 yılında Manchester United'a transfer olmak üzere olduğunu, ancak bir anda Barcelona'ya gittiğini söyledi. O dönem kırmızı şeytanların başında bulunan Sir Alex Ferguson'ın kendisini çok istediğini söyleyen sambacı, neredeyse gerçekleşmek üzereydi. United Beckham'ı Real Madrid'e satmıştı ve onun yerine beni istiyorlardı. Onlarla anlaşmama 48 saat kalmıştı. Ancak tam bundan önce Barcelona Başkanı Sandro Rosell aradı cümlelerini kullandı. Rosell'in kendisine "Başkan seçilirsen Barcelona'ya gelecek misin?" diye sorduğunu söyleyen Ronaldinho, "Bu soruya evet" diye cevap verdim. Çünkü daha önce bunun için ona söz vermiştim. Yani onunla aramızda çok kısa bir diyalog oldu ve böylelikle Barcelona'yı tercih ettim açıklamasında bulundu. Barcelona'da geçirdiği 5 sezonda 2 İspanya La Liga ve 1 de UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Ronaldinho, 2008'de Milan'a transfer olmuş ve çizme ekibinde David Beckham'la birlikte ter dökmüştü. Barcelona'ya gittiği için hiçbir zaman pişmanlık duymadığını itiraf eden efsane futbolcu, "Barcelona'yı çok özlüyorum. Orada harika bir 5 sezon geçirdim. Orada hep mutluydum" sözleriyle konuşmasını noktaladı. Ronaldinho United birliği nasıl olurdu acaba? Vallahi Ronaldo ile Ronaldinho aynı takımda izleyebilirmişiz. Zamanda bir kırılma yaratabilirmiş gerçekten. Değil mi? Futbol Alex tarihinde bir kırılma olacaksa olabilir. Farklı hakikaten. Bir oyuncuya da dönüştürebilir. Zaten inanılmaz yeteneklere sahip bir oyuncuydu. Hep bu yeteneğin üzerine kurguladı, inşa etti her şeyini. Ama Alex Ferguson yönetiminde Premier Lig'in o fiziksel oyununa da adapte olmuş bir Ronaldinho. Gerçekten Maradona, Messi, Ronaldo
türü bir etki de yapabilirdi. Ronaldinho bizim izlediğimiz belki en yetenekli futbolcu. Daha ilerini yapabilirdi. Yaptığı şeyler de inanılmaz. Belki Alex Ferguson'la erken yaşta Premier Lig'de alacağı o disiplinle Ronaldo'nun şimdi olduğu gibi 30'lu yaşlarının ortasında bile bambaşka bir oyuncu haline dönüşebilirdi. Tabii biz Barcelona'da sonrasında Milan'da izlemekten çok memnunuz. Sonuçta o da bir şeyler başardı, önemli şeyler başardı. Başardı ama dünya hep şampiyonluğu sanki kapasitesinin biraz var. Altında kaldı. Yani o tarzla biraz da normal. Bir de gerçi yaşamaya düştün tarzı, aynen evet. Öyle. Yine de bence sonuçta baktığımızda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, İspanya Ligi, Dünya Kupası 2002'de orada da çok genç olmasına rağmen çok önemli pay sahibidir o şampiyonlukta. Dönüp baktığında çok pişman olduğunu düşünmüyorum. Ronaldo'nun süreci biraz karmaşıktı. O sene evet. Barcelona'ya gelmeden Real Madrid'de de adı çok sık anıldı ama Real Madrid onun formasını satamayacağını düşünüp Beckham'a yönelmişti. Tarih aslında Beckham'ı da ben çok seviyorum. Oyuncu olarak dış görünüşünün ve diğer özelliklerin iyi olmasının oyunculuğunu gölgelediğini düşünüyorum ama o Real Madrid'in sanki Ronaldinho'ya daha çok ihtiyacı vardı. Barcelona'da aslında çok iyi bir başlangıç olmadı. Rijkaard döneminde kötü bir başlangıç ama ligin ikinci yarısında bir şahlandı takım. O seneyi gerilerden gelip ikinci bitirdi. Sonra bir sene sonra şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde yine çok önemli başarılar. Ronaldinho'yu da bugünkü Ronaldinho yaptı. Sonra zaten Messi, Eto'o, Ronaldinho üçlüsü bir arada inanılmaz şeyler yaptı. Ama enteresan bir transfer olabilirmiş. Ben orada da rahatlıkla başarılı olabileceğini düşünüyorum. Premier Lig'de değil mi? Evet. Özellikle Ferguson'la. İzlemek de keyifli olabilirdi gerçekten. Olmadı neyse artık. Ferguson ne takımlardan ne şampiyonluklar çıkardı ya 2011'de falan. Yani, evet, Ferguson'un takımının bir parçası olsaydı bir başka bir Ronaldinho izleyebilirdik. Kesinlikle, kesinlikle. Olmadı. Ne yapalım? Devam edelim. Hafta yavaş yavaş noktalayacağız artık. Cuma günündeyiz. Cuma'ya basketbolla başlayalım. Philadelphia 76ers'ın önemli isimden Joel Embiid sakatlandı. 6 yıl aradan sonra playoff oynamaya hak kazanan Philadelphia 76ers, genç yıldızı Joel Embiid'den gelen haberle sarsıldı. 76ers'ın New York Knicks'i 118-101 yendiği maçta takım arkadaşı Markel Fultz'la çarpışan Embiid'in göz çukurunda kırık oluştuğu ve genç pivotun aynı zamanda beyin sarsıntısı geçirdiği duyuruldu. ESPN'den Zach Lowe'un haberine göre sol göz çukurunda kırık tespit edilen Joel Embiid'in en az 2, en fazlaysa 4 hafta parkelerden uzak kalacağı ve 76ers'lı basketbolcunun playoff çeyrek final serisinde forma giyemeyebileceği açıklandı. Karşılaşmanın ardından kaldırıldığı Jefferson Hastanesi'nden Perşembe günü taburcu edilen Joel Embiid'in bir operasyon geçirip geçirmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Bu sezon Philadelphia formasını 63 maçta terleten Joel Embiid, bu karşılaşmalarda 29 sayı, 11 rebound ve 3.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Philadelphia tabii uzun bir aranın ardından playoff potasında görüyoruz Philadelphia'yı. 6 yıl aradan sonra. Bana daha bile çokmuş gibi geliyor. O kadar kötü sezon sezonları vardı aynen ki. Aynen öyle. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir başarısızlık süreciydi. Şanssız bir camia ya. Yani tam olacak. Şu an ilk 4'e girip ev sahibi avantajını ele geçirmek için bir savaş içindeler. Dün Embiid'siz de kazandılar ama bu sene inanılmaz oynuyordu. Gerçekten beklediklerine değdi. Seçildi. Hı-hı. Hiç oynayamadı bir sene o. Geçen sezon süre kısıtlamasıyla oynadı. Sonra sakatlandı. Bu sezon şu ana kadar inanılmaz gelmişti. 2-3 hafta kaçıracak gibi. 2015'te Derrick Rose benzer bir sakatlıktan 2 haftada dönmüştü. Derrick Rose'un o kadar çok yani cam adam. Yani evet aynen öyle. O kariyeri çok farklı noktalara gidebilirdi. Yazık oldu. Üzülüyorum Derrick Rose'un hikayesi aklıma geldiğinde. Embiid için ya kötünün iyisi çok tabii rahatsız edici bir şey. Maskeyle oynayacak bir süre. Bu performansını düşürür mü? Tartışmaya açık. Zaten hücumda inanılmaz bir yetenek ama ligin en iyi savunmacılarından birine de dönüştü ve Philadelphia o yokken savunmada çok düşüyor. Öyle bir handikap olabilir. Ama herhalde playofflara yetişecek gibi. Markel Fultz son yılların en garip hikayelerinden birinin kahramanıydı. Bir numara seçimi Philadelphia'nın. Sakat, döndü, dönemedi, şu stilini değiştirdi. Asla derken ne olduğunu kesinlikle bilmiyoruz. Kimseden net bir açıklama gelmiyor. Ne Markel Fultz cephesinden, ne Philadelphia, ne doktordan. Bir şekilde hafta içi Denver karşısında o döndü. Hatta onunla çarpıştıkları pozisyonda oldu ki. Şaka gibi değil mi? Hemen uğursuzluk söylemleri vardı biraz. Şaka yolu tabii. Sonuçta her şirketin başına gelebilecek
türde bir pozisyon. Garip bir ikili oyunda çarpıştılar ve göz çukurunun hemen altında bir kırık meydana geldi. Ama iki haftaya düzelecek. Embiid tabii inanılmaz bir karakter. Shaq'tan sonra o boşluğu doldurabilecek komiklikte ve değişikte bir karakter. Sosyal medya paylaşımları olsun, yorumları olsun. Twitter'dan takip etmeyi seviyorum. Evet, Markel Fultz'un dönüşüyle ilgili güzel tweet'i vardı. GIF paylaşmış. Böyle mezarından kalkan Frankenstein. Şu çok değişik bir kafa yapısına sahip bir oyuncu. Bunu çaylakken, oynamazken, kenardayken de belli ediyordu. İşte Karl Anthony Towns da bu ara. O da kendi döneminin önemli uzunlarından biri. Instagram'da atışmaları vardı. İşte bu çok kötü bir hareket. O da yazmıştı Instagram. Daha onun üstüne smaç yaparken fotoğrafını koymuştu. Bu çok kötü ve işte klas olmayan bir hareket. Senin savunmandan kötü değil falan diye yorum yapıyordu. İleride böyle sıklıkla göreceğiz. Umarız asıl onun sakatlandığı ayağın dizinden sakatlığı bir daha nüksetmez. Onu uzun yıllar izleme şansı buluruz. Devam edelim artık. Yavaş yavaş noktalayacağız programımızı. Sırada Dirk Kuyt var. Hatırlayacağınız üzere Dirk Kuyt geçen sezon Feyenoord'un Hollanda Ligi'nde şampiyon olmasında büyük rol oynamıştı ve ardından da futbolculuk kariyerini noktalamıştı. Feyenoord bu sezon geçen sezondan gerçekten çok uzakta bir performans sergilese de 27 Mayıs'ta Dirk Kuyt'a bir jübile düzenleneceğini açıkladı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı Dirk Kuyt, 27 Mayıs tarihinde yeşil sahaya son kez ayak basacak. Geçen sezon Feyenoord'da Eredivisie şampiyonluğu yaşadıktan sonra aktif futbol hayatını noktalayan 37 yaşındaki Kuyt için açıklama yapan Feyenoord kulübü, onun eski takım arkadaşlarından kurulacak kadrolarla birlikte son kez futbol oynayacağını duyurdu. Feyenoord formasıyla jübile yapacak olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getiren Dirk Kuyt, "Benim için böyle bir organizasyon yapılması mutluluk verici. Bu çok önceden konuşulan bir şeydi ve şimdi gerçek oluyor. De Kuyp'e son kez çıkacak olmak harika" açıklamasını yaptım. Feyenoord'da bir futbolcu için yapılan son jübile maçı bundan tam 35 sene önce gerçekleşmiş ve kulübün efsanelerinden William van Hanegem için düzenlenmişti. Dirk Kuyt'ın De Kuyp'te yapılacak jübilesinde daha önce formasını giydiği Utrecht, Liverpool ve Fenerbahçe ile birlikte Hollanda milli takımından da arkadaşları yer alacak. Güzel bir veda maçı olacağı şüphesiz, değil mi? Ne mutlu ki kariyerin uzun bir bölümüne Türkiye'de tanıklık ettik. Kesinlikle. Gerçekten Türkiye bir yabancıyı yeniden döndürme hakkım olsa herhalde Kuyt'ı düşünürüm bunda. Gerçek bir profesyonel. Ya bir forvetten, yetenekli bir forvetten bir kanat oyuncusuna evrildi kariyeri. Liverpool'da farklı bir görev adamına dönüştü. İnanılmaz başarılı bir takımın parçasıydı orada. Kendini kabul ettirmeyi başardı. Türkiye'ye geldi. Hala yurt dışında bazı böyle transferler olduğunda işte emeklilik yatmaya geldi. Rahat bir emeklilik tarzı yorumlar var. Tam tersi, yani 20 yaşının başında transfer olmuş bir genç gibi. İnanılmaz bir çalışma ahlakı. Fenerbahçe'nin maçlarını izleyenler çok daha iyi anlayacaktır bu söylediğimi. Hiç durmak bilmeyen enerjisi, işte Ersun Yanal döneminde gelen şampiyonluk, Avrupa Ligi. Ve takım içinde dışında o oyuncularla iletişimi falan da çok farklıydı kayıt. Avrupa Ligi yarı finalinde. Hollandalılar zaten biraz bu konularda başarılılar aslında. Hı hı. O hem mesafeyi korumayı, ya yani o dengeyi, ayarı sağlamayı çok iyi başarıyorlar. Babel'de bu sene Beşiktaş'ta öyle bir misyonu var. Hem yabancı oyuncularla arası iyi, hem uzun süre burada olduğu için Türk oyuncular o aradaki köprü görevini de görüyor. O Kuyt'ın da Fenerbahçe'de böyle bir görevi vardı. Gerçekten Fenerbahçe hala gittikten sonra onu arıyor aslında. Gökhan Gönül'le orada çok iyi bir ortaklık kurmuşlardı ve inanılmaz bir dinamo gibi çalışıyorlardı. Skor katkısı yapıyordu. Bir anda 6 pasta gol vuruşu yapıp aynı pozisyona dönüp çizgiden top çıkarmışlığı vardır yani. Öyle bir oyuncuydu ve Feyenoord dediğin gibi bu sene tabii geçen sene şampiyon takım biraz dağıldı. Önemli oyuncularını kaybettiler ama bu kadar sert bir düşüş de olmaması lazımdı. Geçen çok sene nispeten rahat bir şampiyonluk. Yani. Van Persie gitti oraya. Fenerbahçelilerle biraz nazire yapar gibi de aslında gollerini arka arkaya sıralıyor. Burada demek ki onun sorunu sakatlık dışı başka bir şeymiş. O transfer nasıl oldu? Hangi şartlarda gerçekleşti? Bir anda pek oldu bir detayını bitti, görmedik. Evet. Yani Fenerbahçe bir ödeme yapıyor mu ekstra? Çünkü burada 4 milyon euroya yakın maddi bir külfeti vardı Fenerbahçe'ye. O şartları öğrenemedik ama bir şekilde benim sevdiğim oyunculardan biri. İngiltere kariyeriyle Arsenal, sonra Manchester United gerçekten çok önemli bir oyuncuydu. Azımsanacak bir kariyer. Böyle bir düşüş şüphesiz yaşamasını istemezdim açıkçası. Fenerbahçe tarihinde iz bırakabilecek yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyordum ama olmadı. Yine bir hayat belirtisi görmek güzel. O da hafta içi artık yaşlandım, futbolu bırakmayı düşünmem gerekiyor dedi ama
Hollanda Ligi'nin biraz daha tabii, tempo savunma emniyetinin olarak daha az olduğu, biraz daha takımların hücum, topa sahip olalım, pozitif futbol oynayalım kaygısında olduğu liglerden biri olduğu için orada bir iki sene daha sürdürebileceğini düşünüyorum ki Kayt da Fenerbahçe'den sonra gitti ve takımının şampiyonluğunda gerçekten büyük pay sahibi işte oldu. O açıdan da tabii bu jübile, böyle bir jübile. Fenerbahçeli oyuncular da yer alacak, bazı oyuncular burada bu arada. 27 Çok keyifli görüntüler olacağına hiç şüphem yok benim. Önemli bir veda olacak ve kesinlikle hak ettiği tarzdan, türden bir veda olacak Gökkayt. Peki senin haberin var sırada. Bu çok tartıştık. Japon bilim adamları Japon bilim adamları yapay zeka ile çalışan bir robot yaptı ve bu robot serbest atış kaçırmıyor. Dünyaca ünlü bir Japon otomotiv firmasının mühendisleri basketbol oynayabilen bir robot geliştirdi. İpume. 1.88 boyunda olan ve Q ismi verilen robot, yapay zeka teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Üreticileri robotun kusursuz atış yöntemini deneme yanılma yöntemiyle bulduğunu ifade ediyor. Geliştiricileri, robot Q'nun mükemmel atış bulunana dek 200 bin deneme yaptığını söylüyor. Serbest atışlarda profesyonel basketbolculara taş çıkartan robot Q, henüz topu yerden alma ve hareket etme yeteneklerine sahip değil. Mühendislerin sıradaki hedefi robota hareket yeteneği kazandırmak. Uzmanlara göre 20 yıl içinde sahalarda robot oyuncular görmek mümkün. Yani basketbolla ilgili her şey bitti ve robot kaldı. Sadece basketbol değil, sporla ilgili. Yani enteresan. Amerikalılardan sene 3 sayı yarışmasına robotu da dahil etmelerini bekliyorum açıkçası. Son cümle biraz korkutucu ama 20 yıl sonra robotları spor yaparken görebiliriz. Yani ben umarım hala bu çok basit bir mantıkla neden ama ilginç olan bunu deneme, yani 220 işi bin atış sonunda kusursuz atışı keşfetmiş. Yani aslında insandaki o kas hafızası mantığına benzer bir sistemle çalışıyor. Korkutucu. Bu robot arkadaşımız da Q. Q ismiyle. Biz de belki 20 yıl sonra konuk ederiz Niko. Valla Q'dan daha gelişmiş robotlar. Milli takıma devşirme robot haberi görmeyelim. 20 yıl sonra hala kısa oyuncu yetiştiremiyorsak eğer bir çözüm olarak değil da mi bunu olabilir düşünebiliriz. Pasaportsuz robot. Peki teşekkürler değerli yorumlar için Niko Yenibayrak. Sevgili rejimizin ısrarıyla birlikte Muhammed Salah'ın keyifli görüntüleriyle veda ediyoruz bu kez programımıza. Sporun 5 günü bu haftalık sona erdi. Haftaya yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Shala lurking, gonna take the ball. Shala with the oh he's on my the break. God, he could finish the game here. Oh my goodness! Yeah! Oh my word! Hello. I got a fright when he came out. I don't think anyone's gonna stop him now. And a lovely finish. Hello. Hello. You don't like my beer, huh? But he needs help. Mane and Firmino running up. The defender's trying to catch him. Salah! 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 Oh my god. Hello. Are you real? Yes. Yeah. Hand all the way. What are you going to do? He's got all shits behind him. Sadio Mane, he's not going to run. He's going all the way. He's going all the way. He's going to score. What a goal! What a goal from Mohamed Salah that was! That was absolutely amazing! Absolutely amazing goal! Oh that was super! Cheer boys, big fun! I wouldn't guess. How good is that? Amazing! Yeah, good surprise? Yeah. He's awesome. Oh my God, I just met Alex Salah! I was like, is he real?